bütçesiz, plansız yola çıkmak yerine stratejik temaları stratejik planlara çevirip 3 aşamalı planlama ile finansal bütçeleri olan ve bunu da 3 ve 5 yıllık planlara kadar uzatabilen planlar üzerinden gitmeyen hiçbir yapının kendini kontrol etme şansı yok. Biz çok zekiyiz ve çok çalışkanız. Fakat bir şeyi öğrenme şansım oldu. Biz planlama yönünden çok zayıfız. Yani iş planı yapmak işin mucizevi tarafı. Çünkü iş planı insanın ayaklarının yere basmasını sağlıyor ve yapılabilecek birçok konunun sorunun engellenmesini sağlıyor. Zaten iş Süper. planı olmadan yola çıkanlar göstergeleri kullanamadıkları için bir süre yanlış yolda olduklarını farkına varamıyorlar. Çok geç kalıyorlar ve toparlanamayacak bir durumda oldukları için de girişimleri büyüyüp bir finansal stratejik ortağa gitmek yerine kötü anlamda söylemiyorum, klasik bir kobiye dönüşerek borç öde, borç al, borç getir döngüsüne girmek zorunda kalıyor. Peki şöyle bir şey sorsam. Yani bugün Evet. patronluk şirket kurduğum zaman ben yani değil ki yani ilk önce exit'le bir plan yapıyorum ben. Tamam mı? Yani ilk başta diyorsun exit düşünerekten başlayacağız diyorsun. Fakat benim o noktaya gelene kadar doğru gidip gitmediğimi yani hedefime doğru gidip gitmediğim konusunda nereye bakmam lazım? Yani nereye bakıp kendimi sağlıklı ilerlediğini görmem lazım. Şimdi canım çok güzel bir konuya değindin. O da şöyle. Şimdi bir kere şu konuda anlaşmamız gerekiyor. Bir kere bunu tüm şirkete söylemek çok zor ama gelin bunu yine startuplardan söyleyelim. Tamam. Startuplarda ayakta kalma oranı çok değişik kriterlerle değerlendirilmesi açısından da değişik önemler arz etse de şu anda Taner'cim %16 civarında. Yani yaklaşık %84'üm oluyor geriye kalan bölüm, tamam mı? Zaman içerisinde wipe out oluyor gidiyor. Yani siliniyor gidiyor. Demek ki startup olarak başlarken de yeni jenerasyon yeni teknolojilerle yola çıkarken de sadece exit çıkış şartlarına kriterlerine uymamak değil kaynakları optimize edememek doğru şartta doğru yerde yerleştirmekten dolayı da kayıplar meydana geliyor. Çok Şimdi güzel. bugün yani bugün bazı fonlarda tanıtım dokümanlarında görürsünüz mesela. Derler ki işte bizim live oranımız %80. Nedir o? Yani bizim para koyduğumuz yatırımların ayakta kalma oranı 80. Fakat dünyada bunun ortalaması yaklaşık %16. Bir de o %16'nın içerisinde gerçek başarıyla yoluna devam edenler ile yaşamaya çalışanlar oranından düştüğünüzde belki bu oran %16 ikiye bölmek zorunda kalabiliriz. Şimdi orada senin soruna geliyoruz. Şimdi bir uçak veya bir uzay gemisi var. Dün akşam seyrediyorum Star Trek diye çok güzel bizim gençliğimizin yılları filmleri. Star Trek'te tabii bir komuta merkezi var, köprü var. Ve köprüde de atılganın gittiği bir yol haritası var. Yani biz keyifli olarak. Şimdi biz buna bir startup'ın, bir yatırımın yol haritası olarak bakıyoruz. Acaba diyoruz bu yol haritasında doğru yolda ilerliyor muyuz? Göstergeler nelerdir? Artık her şey göstergelerle belirleniyor. Neye göre belirleniyor? Mesela bir deal yaklaşık 45 gün içerisinde satış anlaşması aşamasına gelemiyorsa o bile bir tehdit olarak algılanıyor. Acaba bu işte sorunlar mı var deniyor. Böyle bir ortamda nelere bakacağız? Şimdi bakacağımız şeyleri bir kere bakmadan önce çıkmadan eğer elimizde bir yol haritamız yoksa hiçbir şeye bakamayız. Yani bir uçuş yani bir uçuş planımız yoksa yolda kendimizi kontrol edemeyiz. O yüzden ben buradan tüm teşebbüs sahiplerine, tüm müteşebbislere, tüm yatırımcılara, tüm entrepreneurlere herkese şunu söylemek istiyorum. Bir kere stratejik temalar fikrinden yola çıkarak bütçesiz, plansız yola çıkmak yerine stratejik temaları stratejik planlara çevirip 3 aşamalı planlama ile finansal bütçeleri olan ve bunu da 3 ve 5 yıllık planlara kadar uzatabilen planlar üzerinden gitmeyen hiçbir yapının kendini kontrol etme şansı yok. Şimdi bana şu soruyu soruyorsan bu şartları sağlayan yeni başlayan veya yolda kendini yenilemeye çalışan şirket oranı ne diyorsan ben bunu %66'sının bu kurala uymadığını sana direkt söyleyebilirim. Yani kendi Üçte tecrübemle. biri, üçte ikisi uymuyor. Evet. Üçte ikisi uymuyor. Çünkü zor planı bozuyor. Arkadaşlarımız da çok küçük sermayelerle yola çıktıkları için genel teşebbüs sahipleri biraz yolda başına gelecekler şekliyle şartları değiştirebiliyor. Dün akşam telefonda konuştuğum çok değerli bir arkadaşım çok büyük bir bankanın insan kaynaklarından emekli olunca mentor olarak bir startup'ın insan kaynakları bölümünün başına geçmiş. Hem de bir gençlere yardımcı oluyor. Geçen gün onu bırakarak New York'a dönüyordu.
Bana dedi ki ya dedi çocukların dedi son maaşını ben ödedim. Onlarla helalleştim. New York'a dönüyorum dedi. Onlardan para kazanmayı beklerken dedi maaşlarını ödemek durumuna geldim dedi. Şimdi orada tabii şu soruyu soramadım. Vakti yoktu kendisinin. Yani hangi plan nerede saptı ki ne oldu? Çok güzel. Ha, şimdi o yüzden bazı göstergeler üzerine kurulu bir yapı. Çok güzel bir soruya değindin. Soru basit de ben tam anlatayım diye böyle gelişimini şey yaptım. O da şöyle. Şimdi ben hep şunu çok merak ediyorum. Bir gün vakti olanlar, yani hakikaten vakti olanlar, internetten pandemi öncesi 2019 yılının Virgin Atlantic faaliyet raporunu indirsinler. Bir Yani daha Google'a söyler yazsınlar. misin? Virgin Atlantic Hava Yolları Virgin Atlantic, tamam. 2019 faaliyet raporunu indir. Yani var yani halka açık şirket çünkü. Şimdi Tamam. orada o şirketin o faaliyet raporunu okuyan herhangi bir insan şunu anlıyor ki patronların işin nasıl gittiğine dair fikirleri herhangi bir içgüdüsel şeyden kaynaklanmıyor. Yani eğer ben mesela internette izliyorum şeyde LinkedIn'da Richard Branson'ı izlerseniz, Richard Branson'ın o esprileri, gördüğü insanlara sırtına masajlar, espriler, şakaları yaparken kafasının içerisinde çok fazla karış şeyler yok. O faaliyet raporuna bakın, orada koltuk sayısı, full yani yakıt kullanımına bölünmüş, yakıt kullanımı cirolara bölünmüş falan şöyle bir şey oluşmuş. Kompozit olarak şirketin başarı kriterleri göstergelere bağlanmış. Şimdi Taner'cim sen müteşebbissin, ben de sana para verdim. Ben her ay sonu sana bir şey sormak istiyorum. Kardeşim benim param nerede? Benim param neredeyi? Ben sana her gün sorarsam sen bir süre sonra aramız bozulabilir. Ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şirkete parayı verme sürecinde bir plana bağlı olarak 8-10 tane gösterge yerleştirmek istiyorum. Süper. Ha, bu göstergeleri de şirketin cirosunun insan kaynağına, insan kaynağının müşteri tekrarına, müşteri tekrarına hani çapraz şeyler koymak istiyorum ortaya. Ve o annual report'un hani faaliyet raporu 2019 okun derken orada lütfen CFO'nun, mali işler direktörünün raporunu okuyun. Sanki mali işler direktörü gibi değil. Bayrak kaldıran bir şirket müteşebbisinin vekili gibi yazmış raporu. O kadar güzel Evet. yazmış ki. Şimdi ben de diyorum ki şöyle bir şey olması güzel bir şey değil mi? Mesela ben Taner'cim benim verdiğim para ne olduğu yerine Taner'cim senin T Investment şirketine yaptığım yatırımlar çerçevesinde Kasım sonu endeksimiz 8.7 idi. Kompozit bir endeks. 8-10 tane faktör bile bölünmüş. Adı T endeks diyelim. Ondan sonra Aralık ayı sonunda tekrar soruyorum. T endeks kaç olsa yani 9 dersen ben rahatım çayımı içiyorum. Televizyonumu seyrediyorum. Dünya Kupası finallerine bakıyorum. Ama sen 7 dersen yanına gelmek istiyorum. Şimdi burada sorduğun sorunun cevabını veriyorum. Acaba ülkemizde müteşebbis olarak faaliyet gösteren arkadaşlar yatırımcılara hangi kompozit hibrit endekslerle göstergelerini göstererek yardımcı olabiliyorlar? Bu yoksa yolda da kayıpız, yolda da yokuz, sonumuz da iyi değil. Anladım. Aslında 5 tane soru soruyordum. 5 soruyu bir tane cevapla verdim. Çok güzel. Şimdi sorum Aynen. şu. Biliyorsun insan kaynakları çok pahalı bir. Hatta ben kendi şirketim için, bu arada soruyorlar Infonet devam mı diye soruyorlar. Evet, Infonet hala genel müdürüm. Infonet'e devam ediyorum. Bu benim hobim zaten. Yaptığım şeyler şu anda. O sorum şu. İnsan kaynaklarında girişimciler hangi temel hataları yapıyor? Sizin danışmanlık yaptığınız veya senin tecrübenden. Şimdi insan kaynakları konusunda tabii biz bugün hep hani bir kere bir yere bağlı kalalım. Yani her yere dağılmayalım. Yani müteşebbislik, entrepreneurluk, yatırımcılık, yatırım ruhuna bağlı kalarak gitmemizde ben fayda görüyorum yani o anlamda. Ama Şimdi sonuçta yani paramızı bir kısmını insan kaynaklarına harcamıyor muyuz biz sonuç olarak da? ya tabii kesinlikle onu söyleyebilirim o anlamda Ya, ama yine o zaman kapatayım bu konuyu. Bak, satış pazarlamada hangi temel hatalar yapılıyor? şimdi bizim istersen şöyle yapalım. Şimdi bir işlevler ve süreçler anlamında bir karmaşık bir yapıdan bahsediyoruz. Yani kolay Tamam, o olmayan bir zaman yapıdan süreçlere bahsediyoruz. giriyoruz. O zaman süreçler üzerine gidelim. Yani, şimdi bizim genelde yatırım yapan ve yatırımına fon arayan insanların en büyük zorlandığı konu destek fonksiyonlarını sağlamakta oluyor. Öncelikle ilk soru cevabını vereyim. Yani insan kaynakları, bilişim, hukuk, muhasebe gibi yerler çok arkadan geliyor. Şimdi tüm çaba genelde kurucu ortağın başarılı olduğu alan üzerine odaklanmaya başlıyor. Yani kurucu ortak mesela mühendis ise üretim odaklı olabiliyor ki bu onu çok sorunlara sevk edebiliyor. Şimdi bu startuplarda ve teşebbüsün boyutlarına bakmaksızın her türlü yeni girişimde
Hani bugün Henry Ford'un ünlü bir sözü var. Bugünkü aklım olsaydı üretim için tüm borç alır, tüm imkanlarımı pazarlamak için kullanırdım diyor. O zaman şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Diyoruz ki acaba diyoruz yani acaba bizim şirketlerimizde satış pazarlama doğru anlaşılıyor mu ve satış pazarı doğru kullanılıyor mu? Benim şu anda hani ufak bir kendimce yapmış olduğum analizler ve yaptığım küçük istatistiklerde yani sayı itibariyle böyle 25, 30, 40 yani o anlamda yani 20'yi geçen istatistik olarak bir pool oluşturan, bir havuz oluşturan yani baktığımda genelde en zayıf noktamız satış pazarlama fonksiyonu. Çok güzel yere değindin. Satış pazarlamanın olmadığı yerlerde de, satış pazarlamanın iyi tanınmadığı yerlerde, satış ayrışmadığı yerlerde, hatta bugünlerde çok hoşuma gidiyor. Startuplarda böyle müdürler görüyorum, yöneticiler görüyorum. Growth hacker falan şeklinde geçiyor. Hani büyümenin hacker anlamında falan. Çok güzel şeyler. İletişim, itibar yönetimi bunlar önem veriliyor. Fakat bizim işte zayıf olduğumuz noktalar şunlar. Biz sistem kurmak ile sistemi geliştirmek ile şirketi büyütmek arasında fon alokasyonlarında, fonların kullanımında doğru optimizasyon yapamadığımız için ve eskilerin tabirle hem mühim, benim tabirimle öncelik yönetimi veya priority management'ı doğru yapamadığımız için bir süre sonra ciddi anlamda sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Ve dar fonlarla, dar imkanlara yola çıkan şirketler kaynak temininde zorlandıkları paraları hangi imkanlara ayırmaları gerektiği, hangi nereye odaklamaları gerektiği konusu ayrıştıramadıkları için bir süre sorunla karşılaşmaya başlıyorlar. Bu bizim ciddi anlamda sorunlarımızın kökenlerinden bir tanesi. Şu anda sağ olsun eski tim başkanımız, Fahri başkanımız, evet. Onursal başkanımız Oğuz Bey de bize katıldı. Yani öyle evet, yazıyor. Oğuz'u gördü. Ben evet. Oğuz'a selam söylüyorum. Evet, Oğuz'a çok selam söylüyorum. Bir de bu sabah Bebek'te, Baylan'da kendisiyle beraber bir startup'ı değerlendiriyorduk. Bize Oğuz Bey'e başvuran, gelen. Onunla beraber bu konuları konuşurken nereden başlayalım konusunda o tabii yılların tecrübesiyle önce satış pazarlama, önce marka yönetimi, önce satış pazarlama iş planı üzerine odaklanmamızı konuştuk. Arkasından da destek fonksiyonlarını da. Şimdi bu tabii öncelik yönetimi. Hızlı büyümek için verilen yatırımları tekrar yatırım yapılabilir hale getirmek için ilk tur, ikinci tur, üçüncü tur finansmanları sağlamak için en önemli konulardan bir tanesi bizim burada öncelik tarafımızın kesinlikle satış pazarlama tarafı olmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü evet. Diğer unsurları kademeli olarak sağlamamız mümkün. Evet. Evet. Şimdi son 5 soruya geliyorum. 5 sorunun her biri 50-10 soruya bedel. Soru şu, ben fiyat rekabetinden biliyorsun Türkiye'de, yani ben kendi şirketim, 5 tane şirket yönettim Türkiye'de. Ne yaparsak yapalım bir süre sonra bu fiyat tuzağına düşüyoruz. Yani evet. Az karla işimizi sürdürmek zorunda kalıyoruz. Peki, evet. Ben nasıl bir strateji veya nasıl değer, yani bu fiyat rekabetinden bu, yani her şeyin fiyatı yüksek geliyor. Yani bugün alıcılar o pahalı, bu pahalı, o pahalı. Sürekli fiyat kurmaya çalışıyorlar. Bu fiyat tuzağından nasıl kurtulabilirim ben? Şimdi yani bunlar tabii yine ben şu şeyden ayrılmadan konuşmak istiyorum. Startuplar, teşebbüsler ve teşebbüsün üzerinden. Şimdi bizim yeni bir alana girerken zaten şu noktadan uzaklaşmamız gerekiyor. O da farklılığımızı ortaya koyacak muhakkak bir alanın belirlenmesi gerekiyor. Biz buna fırsat alanı diyoruz sevgili Taner Bey. Bugün bir spor, yani bu ara çok yoğunuz. Sürekli startuplarla beraberiz. Bugün de yine bir fon ortaklığı öncesindeki ön analizi yaptığımız çalışmada bir ne diyelim adına fizyoterapi, sağlık ve ona bağlı ek işlemlerin dahil edildiği bir akıllı terapi merkezlerinin gelişimi üzerine çalışıyorduk çalışma olarak. Evet. Bu çalışmayı yaparken şu konuşuldu. Bunun belli bir ücreti olduğu ve her girenin fiyat kırdığından bahsedildi. Biz de orada senin 3 soruna birden cevap veriyoruz burada. Bak 3 soruya birden. Bir, ne farkımız olmalı ki burada yaşayabilmeliyiz? İkincisi, fiyat kırarak değil, kaliteyi güçlendirerek ve farklılığımızı ortaya koyarak farkı ödenir bir konumda nasıl kalabiliriz? Üçüncüsü de uzun dönemde bunu hangi stratejik ve finansal ortaklara açabiliriz ki kriterlerin üçünü birden bugün konuşarak çok güzel bir kavramsal tasarım çalışması içindeyiz. Aslında vaktimiz olabilirse bizi dinleyen arkadaşlar. Yok, son 15 dakikamız var. Evet peki tamam. Okay. Şimdi burada benim anlatmak istediğim birkaç konu daha var. O da şöyle bir şey. Bizde en çok ihmal edilen konulardan bir tanesi çok çok ihmal edilen kavramsal tasarım. Biz genelde ülke olarak
Yani belki bizim enerjimizden, belki bizim altyapımızdan, belki bizim DNA'larımızdan planlamayı çok sevmiyoruz. Yani planlamayı en az zaman ayıran topluluklardan bir tanesiyiz. Fakat ben hep küçüklüğümden beri şöyle bir şeyle büyütüldüm. Yani Japonların çok zeki ve Almanların çok çalışkan olduğuna dair bir bende inanç oluşturuldu. Fakat daha sonraki yıllarda Almanya'ya çok gitme şansım oldu, Japonya'ya çok gitme şansım oldu. Şuna çok inandım. Biz çok zekiyiz ve çok çalışkanız. Fakat bir şeyi öğrenme şansım oldu. Biz planlama yönünden çok zayıfız. Şimdi o yüzden burada bir konuyu çok netleştirmek gerekiyor. Yeni müteşebbis arkadaşlarımızın en az sevdiği şey şu. Hızlı bir fikir olarak kafalarına gelen çarpıcı düşünceleri çok çabuk hayata geçirmek istiyorlar. Ve çok çabuk hayata geçirirken o anda iş planı denilen mucizevi şeyi yapmak istemiyorlar. Bu sabah biraz önce sohbetimize katılan Oğuz Başkanımıza da bunları konuşuyorduk. Yani iş planı yapmak işin mucizevi tarafı. Çünkü iş planı insanın ayaklarını yere basmasını sağlıyor ve yapılabilecek birçok konunun sorunun engellenmesini sağlıyor. Şimdi algoritmik olarak çalışmalara başlarken müteşebbis insanların, girişken insanların, yatırımcı ruha sahip olan insanların, entrepreneur insanların, bütün girişimcilerin en eksik olduğu noktaların bir tanesi ön planlama. Bizler bir konuyu yakaladığımızda heyecanla bu işe girmek istiyoruz. Bundan 2 hafta önce bir üretim aracını çok sayıda imal edip Türkiye çapında şasesini satmayı planlayan bir şirketle görüşüyorduk. Yani alt üretici anlamında. Fakat çok güzel bir konu yakalamışlar. Bir Çinli, Minli ortaklar, şunlar, bunlar çok güzel şeyler var. Biz mesela benim yaptığım hesaba göre ve onların yaptığı hesaba göre yaklaşık %15'lere varan bir maliyet farkı çıkıyordu. Çünkü ben maliyetleri çıkarırken genel kabul görmüş ilkeler çerçevesinde algılamaya çalışıyorum. Onlar ise görmek istedikleri heyecanlı karlılık oranları üzerine odaklanmış bir şekilde bazı değerleri atlayarak hesapları çıkarmaya çalışıyorlardı. Ben burada tüm teşebbüs halindeki arkadaşların, girişimci arkadaşların, girişim ruhuna sahip olan arkadaşların en çok hata yaptığı yerin planlama olduğunu görüyorum. Ve en büyük hata yaptığı yerin de iş planı olmadan yola çıkmak olduğunu görüyorum. Zaten iş planı olmadan yola çıkanlar göstergeleri kullanamadıkları için bir süre yanlış yolda olduklarının farkına varamıyorlar. Çok geç kalıyorlar ve toparlanamayacak bir durumda oldukları için de girişimleri büyüyüp bir finansal stratejik ortağa gitmek yerine, kötü anlamda söylemiyorum, klasik bir kobiye dönüşerek borç öde, borç al, borç getir döngüsüne girmek zorunda kalıyor. Yani aslında planlama çok kilit diyorsun. Yani ben şöyle bir özetleyeyim. Çünkü bayağı konuştuğumuz bir şirketi kurarken fark yaratmam lazım. Kaliteye odaklanmam lazım. Exit planımı düşünerek hareket etmem lazım. Sürekli 7-8 tane göstergeyle şirketin doğru gittiğine emin olmam lazım. Doğru mu bunlar? Aynen. Tamam. Şimdi buradan iki tane senden soru sorayım. İki tane benim merak ettiğim soruyla kapatacağım programı. Evet. Sen diyorsun ki araçlar amaç haline gelince bağımlılık başlar. Ne demek bu? Evet. Ya şimdi bazı konularda arkadaşlarımızın çok yanlış bir yaklaşımı oluyor. O da şöyle. Şimdi bizim amacımız nedir? Amacımız bir güzel, insanlığa faydalı, çevremize fayda sağlayacak, sürdürülebilir bir projeyi oluşturup bunu gerekli finansman şartlarını sağladıktan sonra gerekli sermaye zenginliğini sağlayarak güzel bir çarpanla kendi servet yönetimimizi başarılı kılmaktır aslında bir anlamda. Şimdi bunu yaparken bir süre sonra bu amaçlarla işe olan bağımlılık ve işten alınan keyif ve zevk ve işten alınan sıkıntılar karışmaya başlıyor. Bir süre sonra görüyorsunuz ana amaç unutuluyor. İşle boğuşulmaya başlanıyor. O yüzden ben özellikle dış göz olayına çok önem veriyorum. İşte bugün sabah oturup arkadaşlar görüştüğümüz konularda olduğu gibi böyle ara sıra şirketlerin kendini self-checking mekanizmalarıyla yoldan çıkıp çıkmadığını kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada şöyle bir noktaya girilme şansı oluyor. Hayatta karşımıza gelen zenginlikler, hayatın bize sunduğu imkanlar, fırsatlar. Mesela şöyle bir şey oluyor. Ben böyle şirketle ilgilenmek yerine sürekli ödül törenlerinde gezip işte yılın startup'ı, yılın şunu, yılın bunu, yılın şunu ödülleri alarak
günlerce, aylarca ortalıklarda vakit harcayan arkadaşları gördüğümde onları işin başında görmek istiyorum. Çünkü ödüle daha çok zaman var. Yani daha çok erken bunlar için. O yüzden amaçlar araçların karışması noktasında hedeflerin karışması, kaynakların karışması hepsi birbirini bulmaya başlıyor. Ben özellikle girişimcilerin tek hedefinin olduğunu düşünüyorum. İşletmeyi sağlıklı olarak ekonomiye kazandırmak. Bunun dışında... Evet. Diğer soru, şirketin kötüye gittiğini en son ortaklar duyar demişsin. Evet. Yani şimdi bakın bu çok esprili ve önemli bir konu. Çünkü şirketlerde genelde şöyle bir algı var. Biz genelde pozitif düşünen ortaklık yapılarına sahip insanlarız. Ve bizim geçen gün The Economist dergisinde çok güzel bir şey vardı. Yani... müspet düşünce ve bazı konuları kadere bırakmak noktasında Türkiye Avrupa'da önde gelen bir değerler zincirine sahip olan bir ülke. Şimdi böyle olunca bizler yani matematiksel bulgulara bazen çok itibar etmeden daha açılımlı, daha farklı işlere kalkışabiliyoruz. Bunları şimdi burada çok uzatmam mümkün değil. Ama şöyle söylüyorum. Şimdi genelde mali işler, genelde muhasebe, genelde finans, kontrol gibi bölümlerin hani bu simyacı kitabında Coelho'nun anlattığı hayat bayrak kaldırır diyor ya. Bir mali işleri de böyle arkadan beyanname dolduran, iş yapan bir bölüm olarak değil de operasyon faaliyetlerini, operasyonun kontrolünü sağlayıp bayrak kaldıran bölüm olarak gördüğümüzde patronları bazen aşağıdaki bilgileri alamadıklarını görüyorum ben. Göstergeleri olmadığı için aracın motorun ısındığını hissedemiyorlar. Ve ancak duman çıkınca görüyorlar. Halbuki o hani büyük gemilerde makine dairesindeki çalışan makine kaptanlar, makine kaptan yardımcıları dumanın çıktığını hissederler. Ama bunu yukarı iletemedikleri için bazen filmlerde görürüz. Ancak gemi zora girince yukarısı fark eder. O yüzden kaptan köşkü rahattır. Kaptan köşkü keyiflidir. Kaptan köşkünde çaylar güzel içilebilir ama aşağıda makine dairesinde ne olduğunu öğrenmek için o bağlantıyı kurmak gerekir. O anlamda bunu söylemek istedim. Evet. Şimdi iki tane önemli soru. Bu sorular geldi esasında. Bir, çok önemli soru bu. Ne zaman eksi etmeliyim? Yani eksi etme zamanımı nasıl hesaplamalıyım? Birinci sorum bu. İkinci soruda şirketimi satarken nasıl değerli, yani şirketimin gerçek değeri bulmam için hangi kriterlere bakmam lazım? İki tane soru. Şimdi bu exit konusu tamamen tabii plana bağlı olmakla beraber bazen zor planı bozuyor. Şimdi senin biraz önce bahsetmiş olduğun satış tamamlanmak olan şirkette şöyle bir sorun var. Dünyadaki en büyük oyuncu gelip bu şirketi almak isteyince oyun bozuldu. Niye? Yani erken alındı işler. Yani 2 yıl sonra olması... Normalde erken satılmak zorunda kaldı şirket. Evet yani evet. Çünkü yani o oyuncunun tekrar ortaya çıkıp bir tur atması büyük bir döngü olacağı için. Hani bu gezegenler gibi. Hani gezegenler bir tur atınca tekrar gelmesi 2 yıl sürüyor ya. O yüzden buradaki yani buradaki tur biraz erken tamamlandı. İyi mi oldu şey mi oldu tartışması ayrı bir konu. Yani ortaklar tartıştılar, oylamaya verdiler ve sonuçta kararı verdiler. Şimdi bu bir konu. İkincisi enterprise value hesaplaması. İşi çok karmaşık bir iş. Yani birazcık işin matematiği var tabii. Hani mesela şey gelecek gelirle hesaplanıp bugün iskonto edilmesi gibi durumlar var. İşin içerisinde borsa endeksine benzer şirketler çarpanlar üzerinden değerler alınması var. Yani biz bugünlerde bir tane metal sektöründe bir şirketin değerlemesini yaptık. Yani 40 sayfa değerleme vardı. Yani o değerlemeyi bir gün yani şirket değerlemesi diye eğer program yaparsan bizim uzmanımız sevgili Haldun'la beraber Taner'cim yani inan dinleyicilerimiz hepsi aydınlanmış olur. Yani bir değerleme süper ne yapılır? Onu belki YouTube kanalında yaparız 2020'de. Valla yani yapalım. Yani ben inanın o değerleme notlarını dönüp dönüp okuyorum, keyif alıyorum. İçerisinde cebir var, matematik var. Benzeşmeler var, benchmarking var, benzer şirketler var, benzer borsa değerleri var, iskontol değerler var, ciro çarpanlar üzerinden değerler var, inanılmaz ve kompozit değerlemeler var. Bunu ben özellikle gençlerin hepsinin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü keyif verici bir şey, yani mutlu edici bir şey. Onun için ben şöyle söyleyeceğim, şirket değerlemesinde bir de şöyle bir şey de vardır. Bazı şey elinizde. Şimdi hiç fatura kesmemiş, sıfır yeni başlayan bir girişimin değerlemesiyle bir yıldan beri faaliyet gösterip
bir geçmiş oluşturmuş şirketin değerlemesi çok farklı oluyor. Ya ben şimdi hani hesaplama yöntemine değil de hassas noktaya değinmek istiyorum. Yani bu anlamda. İkincisi, bir yıl önce başladığı ile run rate dediğimiz, yani koştuğu son aylardaki artış oranları itibariyle geleceğe yönelik bir mesajlar üretebilen yatırımlar ile durağan bir noktada gidip düşme gösterenlerin değerlemesi farklı oluyor. Sektördeki oyuncular itibariyle, benzeşmeler itibariyle olumlu çağrışımlar yapanlarla yapmayanların değerlemesi farklı oluyor. O yüzden bu son sorunu böyle bir 60 dakikalık bir YouTube espri programına Evet, bırakalım. o Yani. yapalım. Bence çok güzel bir konu. Ben de çok esasında ilgi çekeceğini düşünüyorum ben. Yani Mesela bu bir bir sürü fikir var. Mesela Getir var, Move var. Bu tip şirketler var. Yani, bunları bu kadar değerli kılan ne var? Yani operasyona bakıyorsun ve motosikletli insanlar üzerinden o bakkal alıyor bana bir şey getiriyor. Yani nasıl bu kadar değerli hale geliyor bunlar? Şimdi bunları tabii değerlendirirken şöyle değerlendirmek lazım. Hani değer olduğu günkü durum, değerlemeden bir süre sonraki durum. Mesela şimdi ben hiçbir isim vermiyorum ama senin verdiğin isimleri yaklaşık fonlamaları bir yıl önce olmuş fonlamalar. Şimdi de bakmak lazım durumlara, değerlemek lazım. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Yani artık elimizde çok enteresan araçlar var. Mesela bir akşam bu saatten sonra, şimdi senin program bitince ben Netflix açıyorum. Orada mesela Amerikalı bir yarı klasik, yarı teknolojik bir oyun şirketinin, şey oyun perakendecisinin, yani şey değil, oyun oyuncak perakendecisinin diyelim. Yani hayat hikayesini dinliyorum. Şimdi Adı ne dinleyince onun? Adı ne? Adını biliyor musun? yani Netflix'te izleyebilirsiniz ama şu anda adı aklıma Neyse gelmiyor bana şeyde. yazarsın. Evet. Yazarım. Orada izlerken şunu görüyorsunuz. Ben keyifle izledim geçen gün. Şimdi bir şeyin değerlemesi esnasında sadece kurumsal değerler ortaya da konmuyor. Aynı anda o günkü yatırımcı iştahı da aynı oranda gündeme geliyor. O yüzden ben orada işte 28 dolardan 450 dolara çıkış hikayesini izlerken ve iniş hikayesi izlerken onu hissettim. Onun için şimdi bu işlerin, her işin bir matematik yönü var. Bir senin çok güzel bildiğin, hatta kitabını yazdığın duygusal Zeka. tarafı var. Bir de bu işin geleceğe yönük görünmeyen değerleri olan noktaları var. Mesela o firmanın CEO'sun değişmesi değerleme %100 değiştiriyor. Yani bir CEO %100 değerleme değişiyor. Çünkü geldiği yer itibariyle daha önce bunu başarmış bir insan. Bunları ayrı bir konuya ayırmak Aynen. şartıyla Ben zevkle biraz da görüşmeliyim. Netflix açmışken Netflix'te playlist yani Spotify ve Uber'in hikayesinde bizi izleyenlerin izlemesini daha çok şey öğrendim ben. İkisi de Evet. müthiş Şimdi hikayesi. bu, ben son bir nokta olarak ne kadar Evet, vaktimiz var son bir şey bilmiyorum. şu var. Evet. Patronlara ne tavsiye edersin, ne Evet. kapatalım? Evet. Şimdi ben eskinin yenisiyle yeninin eskisi arasında bir durumda olan bir insanım. Yani hem Sultanahmam'ı gördüm, hem Adana'da Melek Girmez Çarşısı'nı gördüm, hem New York borsasını gördüm, hem Nasdaq, hem Londra metal piyasası falan. Yani hepsinin arasında. Bloomberg izliyorum ama ara sıra lokal Tarım TV izliyorum falan. Yani bir şeyleri görmeye İyiymiş. çalışıyorum. Yani şöyle bir şeyi arkadaşlar çok söylemek istiyorum. Vakitleri olduğunda hakikaten şirket hikayelerini çok izlesinler. Ama diğer taraftan da yaşamın nasıl zorluklar içerdiğini görmek açısından, mesela örnek için söylüyorum, Street Food, sokak lezzetleri Netflix'te Osaka bölümünü izlesinler 26 dakika. Hatta 10 defa izlesinler. Yani Seafood. street food, sokak lezzeti, street food, orada sokak lezzetleri Osaka bölümünü özellikle. Yani oradaki aşçının hikayesini izlesinler. Çünkü şöyle bir şey var. Tüm girişimcilik, tüm mücadele sokakta başlıyor. Ve yoktan başlıyor. Bir çantayla başlıyor. Bir fikirle başlıyor. Bugün bizim ülkemizi dünya temsil eden markalara bakın. Temsil eden. Bundan 10 yıl önce belki yoklar, değil mi? Şu anda varlar. Dubai'de varlar, New York'ta varlar. Hani isim vermek istemiyorum. Ben hep kaçınıyorum isim vermekten, farkındaysanız. Ama şunu söyleyeceğim. Ben esnaflığı bilmek ile kurumsal değerlere sahip çıkma arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Nasıl bağlantı var? Nasıl bir bağlantı var? Temel değerleri yürüyerek geçenler, o zorlu yolları aşarak geçenler, bir süre sonra kurumsal değerler oluşma esnasında gereken stres testlerini daha rahat geçiyorlar.
Çünkü onun içinden geldikleri için olaylara bakış açıları sadece kağıt ve şey olarak olmuyor. Mesela ben geçen gün bir şirket satış anlaşması imzalanırken bir perakendecinin getirmiş olduğu kutlama amaçlı hazırlığı görünce iki tarafın nasıl yumuşak bir şekilde son düzeltmeleri verdiğini gördüm. Yani şeye sorun olan madde nasıl ortadan kalktığını gördüm. O yüzden ben insanların sıfırdan başlamasını bir avantaj, sıfırdan başlarken de moral bozmadan yürümesini de teknolojik değerler olduğu kadar yönetim sistemleri açısından da mesela senin ismini verdiğin satışı kapanacak olan şirketin bence en büyük başarısı yani güçleri yettiği kadar ücret ödeyerek danışman kullanmalarıdır. Evet, çok kolaydı. Senin oğlun da bir ara orada çalıştı biliyorsun yani Evet, şeyde. evet. Bu çok takdire şayan bir durumdur. Diğer taraftan da esnaflık yerine göre bazı şeyden vazgeçebilmektir. Bazı şeyleri silebilmektir. Bazı şeyi görmezden gelmektir. Budur. Ama diğer taraftan da karşımızda dev bir teknoloji dünyası var. Algoritmalar var, yapay zeka, robotlar var. Robotik teknolojiler var. Geçen yıl Amerika'da yaklaşık 7 milyon insanın robotik uygulamalardan dolayı işlerinden farklı pozisyonlara kaymak zorunda kaldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Seneye belki bu 77 milyon bilmiyoruz. O yüzden bunları bilirken ikisini de beraber bilmek çok önemli. Çünkü insanın en sonunda para, akli dengemiz, ruhsal zenginliğimiz varsa değerli. Evet. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Ben şöyle bir tane senin çok özel sözünle bitireyim. Diyorsun ki Türk insanı zekidir, çalışkandır ama planlama yapmaz. Bence bütün sürecin en büyük özeti bu. Sağ ol. Değil mi? Ben öyle Planlamada diyorum yani. Zekiyiz, çalışkınız planlama ama planlama evet. yapmıyoruz. Biz zekiyiz, çalışkanız. Planlama konusunu zekamız ve çalışkanlığımız kadar ön plana almıyoruz diye ben toparlamak istiyorum. Tamam, çok güzel. Çok politik oldu ama güzel oldu. Ben Peki. senin kitabını bir daha göstereyim. Peki. Milyon Dolar Sözler, okumanız Tamam. gereken, Tamam. Haluk Bey'i zevkli izlemişseniz muhakkak kitabını okuyun. Ayrıca health check yapmak isterseniz Mac Consulting'den benle irtibata geçebilirsiniz. Benim vasıtamla memnuniyetle tanıştırırım ben de. Evet, Haluk, çok teşekkür ederim. Bence bir saatimiz bitti. Tam bir saat oldu.